İnşallah evet. stoğunuzu yapmışsınızdır. Ya, Nisan ayı bu anlamda gerçekten <laughs> dikkat sıkıntılı. çekiyor. Evet. En azından benim söyleyebileceğim bunlar. Yine hangi ürünler pahalanabilir de birkaç bir şey daha eklemek istiyorum. İlaç. Gerçekten eczacılık sektörünün ve ilaçların da önem Hı. kazanacağı bir dönem. Yine pharmaceutical dediğimiz alan. Hı. Temizlik malzemeleri, plastik ve petrol ürünleri, ayakkabı imalatı, üreticisi ve ham maddeler konusunda önümüzdeki dönem. Ee, hani fiyat artışlarının yüksek olduğunu bu alanda zorlanmaları olabileceğini söyleyebiliriz. Bunu da hemen eklemiş olalım. Buyurun öner Vallahi harika. Şimdi e, Hande Kazanova astroloji okulumuzdaki derslerinde bütün bunların altyapılarını yap yaptığı gibi uluslararası konferansla bu spesifik bir konu çok çok spesifik. yabancı astroloğun bilmediği konu. Onlar not alıyorlar Hande'nin bu güzel. verdiği bilgileri. E, Merhum Robert Soller benim hocam, ustam. Ee, onun kitabından da istifade ederek Hande'nin hazırladığı bu sistem astrologların pek kullandığı ve bildiği bir yöntem değil. O yüzden çok önemli. Teşekkür ederim. Ben de keyifle izledim. Ee, şimdi tabii burada çok güzel tespitler var. Ben biraz daha diğer sahalardan da bilgi vereyim. Ee, katıldığım noktalar zaten çoğunlukta. Ama ben özellikle balık fiyatlarında biraz artış bekliyorum. Ee, deniz ürünlerinin fiyatlarında Nisan ayı içerisinde ee, bu balık burcunda Mars kavuşumundan dolayı eğer denizle ilgili sıkıntılar denize çıkmakla ilgili sıkıntılar olursa biraz e, o yüzden de bu kıtlıklar olabilir. İki Jüpiter ve Uranüs kavuşumunun Boğa burcunda olacak olmasından dolayı Boğa da hayvansal gıdayı anlattığı için özellikle büyük baş hayvanlarla ilgili burada da bir et fiyatlarında hızlı bir artış yani gıda fiyatlarında hızlı bir yükseliş ihtimali tahmin etmek astrolojik açıdan Bizim için hiç sürpriz değil. Bu arada bu bir tahmin öngörü değil. Zaten sadece öngörü tahmin derken tavsiye değil. Tekrar söylemek gerekirse ben özellikle gıdaya yönelik yatırım yapan şirketlerin de bu dönemde borsada değer kazanacağı yönünde bir tahminim var. Bir ikincisi bilhassa yapay zekaya yatırım yapan şirketlerin cirolarında iyi bir artış tahmin ediyorum. Peki ne? Yani yapay zekaya yatırım yapan şirketlere yatırım yapan kişileri açısından bu tahminimi söylüyorum. Bir diğer tabii ki kripto ve dijital paralar. Dijital paraların bu yıldan itibaren çıkartılacağı zaten söyleniyordu. Ben tahmin ediyorum Nisan özellikle Mayıs ayı. 8 Mayıs'ta bir yeni ay var. Oradan sonra dijital paralarla ilgili onların çıkmasıyla ilgili bir haberler almaya başlarız diye düşünüyorum. Bir de orada düzenlemeler de herhalde. Düzenlemeler tabii evet. mutlaka kripto ile ilgili. Tabii bir yasası da evet. çıktı tabii bu manada. Bir diğer taraftan özellikle yapay gıda ile ilgili gelişmeleri yine bu Nisan ve Mayıs aylarında olacağını sanıyorum. Altın fiyatları özellikle kapalı çarşı tarafından bakarsak biraz da hani oralarda zaman zaman bulunduğum için de söyleyebilirim. Zaten altın fiyatlarının çıkışı ile ilgili tahmin yılbaşından beri söylüyoruz. Hande ve benim de verdiğimiz röportajlarda altının altın yılı olacak diye bir ifadeyi zaten kullandık. Bu devam ediyor. Sizin bir röportajınız vardı. Onu da burada hatırlayalım mı? Ah Sözcü evet. Gazetesinde Hande Zeyrek, Hande Zeyrek bir röportaj evet. yapmıştınız. Evet. Evet. Orada aslında bu bunlara dair tüm öngörülerinizi paylaşmıştınız. Çok Bunu doğru. Hatırlatalım. Çok doğru. Ee, ekonomik ve politik çalkantılar artacak eee evet. seçim sonrası faizler çok yükselecek. Evet. Yani sadece başlıkları evet. e, söyleyeyim. İktidar için zorlu bir yıl. E, adalet ve özgürlük talebi yükselecek demiştiniz. Hakikaten bu da e, yani yaşadığımızın zaten evet. bir e, isabetli 90, öngörüsü olarak 94-95 yılındaki mesela. yine artışlar. Evet. Tabii e, bu arada şunu da e, mutlaka ilave etmek lazım. Ee, dövizle ilgili özellikle Hı -hı. şimdi tabii dövizde bir hareketlilik oldu vesaire. Bir kapalı çarşı tecrübesi paylaşmak istiyorum. Nisan ayından itibaren kapalı çarşıda paskalyalar başlar. Hı -hı. Dolayısıyla turist gelmeye başlar. Hı -hı. Nisan Mayıs ayı. Ben bu yıl turizmi yüksek bekliyorum. Harika. Ee, dolayısıyla bu manada insanlar şunu da düşünmeliler. Nisan Mayıs aylarından itibaren turizm hızlı bir yükseliş girer haliyle döviz girer. Buna göre de insanlar bir istifade etsinler evet. diye düşünüyorum. Yani döviz bollaşacak demek istiyorum. İnşallah. Bu da döviz fiyatlarına göre bir tabii ki bir belirleme yapacaktır diye düşünüyorum. Evet. ama altının yükselişi manasında bilhassa Haziran sonrasında ben en büyük yükselişleri bekliyorum. Ağustos ayı benim bir kertelizim. Ağustos ortası altının bugüne nazaran hayli ivme kazanacağı bir zaman olacağını öngörüyorum. Hı. Bunu öngörmemdeki sebep de Mars ve Jüpiter'in ikizler burcundaki kavuşumu civarı. Yanlış hatırlamıyorsam 14 17. Ağustos, 17. Ağustos. 17 Ağustos. O civarda böyle bir e, potansiyelinde olduğunu öngörüyorum. E, yine uzun vadeli yani şimdiden bugünden yatırım yapacak olanlar için 15 Temmuz civarı da bu sefer kripto paralarda bir kırılım, Hı. bir zorlanma bekliyorum. Ama bu ilkbahar aylarında bu sahada bir çıkış bekliyorum, hı hı. yükseliş bekliyorum. Hı hı. Gümüşle de ilgili benim tahminim yükseliş uzun dönemli bir tahmin yaparsam 2025 yılının ikinci yarısından sonra gümüşle ilgili hayli önemli bir yükseliş bekliyorum. Bu da uzun vadeli. Muhtemelen evet uzun vadeli. Yani 2024 25 yılları e, burada e, uzun vadeli şimdiden söylemekte fayda var. Onun evet. göre insanlar da uzun vadeli olarak istifade etsinler diye çünkü ekonomistler bazı bilgileri verirken tabii ki gündeme yönelik bir tabii, bilgi tabii. paylaşıyorlar. Ama astrologlar bilgi verirken daha uzun vadeli bir tahmin yapabiliyorlar. Evet. Çünkü gezegen açılarına dayanıyorlar. Evet. Ee, ayakkabı sanayi dedi e, Hande çok doğru söyledi. Burada bir sıkışma ve zorlanma bekliyorum. Tekstilde bir zorlanma bekliyorum. Bunlar biraz zorlanacak sahalar. Buna mukabil yazılım alanında çok önemli gelişme, yapay zeka alanında çok hızlı gelişmeler bekliyorum. Ee, özellikle ev eşyası, mobilya gibi boğa burcu giren alanlarda yükseliş bekliyorum. Çok önemli evet. çünkü bir yandan da yaz geliyor, düğün mevsimi. Evet. Ee, ev eşyası, mobilya almak isteyenler belki evet. e, şimdiden e, almalarında fayda var ne dersiniz? Yani Jüpiter Uranüs kavuşumu Aha. bir şeylerin fiyatlarının beklenenin de üstünde Sinekim yükseleceğini mi? gösteriyor. Hmm. Faizler buna dahil. Temin. Hmm. E, benim yılbaşı öncesi yaptığım öngörülerimi izledik. Bunda hala aynı fikirdeyim. Hmm. Nisan ayından itibaren faizlerde önemli bir artış tahmin hmm. ediyorum. Ben e, Fed'in mesela işte Haziran ayından sonra faiz indirimine gidebileceğiyle ilgili bilgiler var ama hmm. biraz uzayabileceğini de düşünüyorum hmm. o sürecin. Yani dünyada enflasyon henüz bu kadar baş edilebilir bir noktada olmayacağından dolayı muhtemelen Nisan ayıları itibaren bunun öncü işaretlerini görürüz diye tahmin ediyorum. Ben aslında birkaç tane ekleme tabii, yapmak tabii. isterim özellikle altınla alakalı olarak. Gerçekten Nisan ayı yani e, hani tabi arz kısıldığı için şu an piyasada da bu bir suni artışa da e, neden olabiliyor ama Önümüzdeki dönemler gerçekten e, kritik e, zamanlar var. Mesela 24 Nisan dolunayı önemli bir dolunay. E, çünkü aynı zamanda bu dolunayda Mars ve Jüpiter arasında olumlu bir açı da gerçekleşecek ve Mars Jüpiter kareleri, olumlu açıları, kavuşumları aslında altında fırsatları arttıran bir etkiyi karşımıza getirir. Mesela o yüzden de burada bir sıçrama bekleyebiliriz. Yine Mars Neptün kavuşumları aynı zamanda altın, Bitcoin ve petrol fiyatlarının özellikle 21 Nisan'la beraber ama aslında 24 Nisan'daki donlay artı eksi 3 gün alabiliriz. Hı hı hı. O süreç ve sonraki dönem 8 Mayıs'taki yeni ayla da beraber çok hı hı. önemli gelişmeleri Mayıs ayında karşımıza getirecek, yükselişleri karşımıza getirecek diye düşünebilirim.